Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Şimdi Tekirdağ ilimizin ilçesi olan Çollu ilçemizdeyiz efendim. Çollu ilçesi Tekirdağ'ımızın ve Trakya'nın en büyük ilçelerinden biridir. Bulunduğumuz yer Belediye Park efendim. Çollu ilçemizin merkezinde bulunan çok özel bir parktır. Çollu ilçemizin simgesi olan Simitçi amca. Demin burada iki çocuk sahibi olan bir annemizle sohbet ettik. Annemizle sosyal sorumluluk üzerine konuştuk, eğitim üzerine konuştuk. Çok değerli bir annemiz, ablamız. Değerli fikirler için teşekkür ederiz. Bu da belediye parkımız yanındaki Yunus Emre Çeşmesi efendim. Su içenlere herkese afiyet olsun. Bu da parkımızın içindeki yaşlı büyüklerimiz efendim. Burada herkes yanına gelerek resim çektiriyorlar. Karşımızda da Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı çok özel cami. Çollu ilçemizin çok özel bir camisi efendim. 1452 yılında yapılmış çok özel bir cami. Mimar Sinan tarafından. Bu da yine Çollu ilçemizin simgesi efendim. Çollu ilçemizin içinde yine Uğur Mumcu Park'ın içindeyiz efendim. Burada ayakkabı boyacımız var. Yine Çollu'nun simgelerinden biri efendim. Tarihi Çınar efendim. Burası da Türkiye Cumhuriyeti Çollu Belediyesi'nin 1877 yılındaki binasının birebir restore edilmiş hali efendim. Bu da o zamanın katibi. Bu da Çollu ilçemizin içindeki özel müzemiz. Çok tarihi bir binamız. Ulonderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 1881'de doğdu. Sonsuza dek yaşıyor. Yaşıyor. Ve tarihi Çollu Belediyesi'nin binanın yan tarafları. Yan binası efendim. Trakya'nın ve Çollu ilçemizin en eski camilerden biri efendim. Fatih Camisi. ...1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış çok özel bir cami. Fatih Camimizin dışarıdan bahçeden görünüşü. Çollu demek, kültür sanat demek. Bu sokakta hep sanat var. Sanat bahçesi burada efendim. 2023 yılı Türkiye'mize ve Türk milletine uzunlu, güler yüzlü, sağlıklı günler ve yıllar olsun. Arkadaşlar, şu anda Çollu ilçemizin en büyük ikinci meydanı olan Heykel Meydanı'ndayız. Çollu'nun romantik aşkı burada. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin önündeyiz efendim. Egemenlik sonsuza dek her zaman Türk milletindir efendim. Heykel meydanının olduğu en büyük Atatürk heykelimiz efendim. Burası da Heykel Park efendim. Yeşillikler içinde çok güzel, otantik bir yer. Çollu ilçemizin merkezinde çok otantik bir yer Heykel Park. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Trakya'nın Tekirdağ ilimizin Çollu ilçesindeyiz. Burası Avuzlar mevkii.
Cumhuriyet Parkı'nın ve Orhan Kemal Caddesi'nin olduğu yerdeyiz. Çok özel bir yerdeyiz. Burada çok büyük ikramiye dağıtan, 500 bin Türk lirayı dağıtan bir yerdeyiz. Sans oyunları ve kötü alışkanlıklar 18'inden küçük gençlere yasaktır. Türk milleti ve gençlerimiz, ne olur kötü alışkanlıklardan uzak durun. Onun yerine kültür, sanat, spor içinde olunuz. Bol bol sinemaya, tiyatroya gidiniz. Bunun yanında bol bol kitap okuyunuz. Çünkü gençlerimiz ve insanlarımız her zaman iyi şeylere layıktır. Şu anda Çollu'nun tarihi Çollu evindeyiz efendim. Burası 1900 yılları Çollu'nun evlerini anlatan çok özel. Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından resto edilmiş çok özel bir yerdir. Osmanlı'nın ahşap sanatını güzelce anlatan en iyi örneklerden biridir efendim. Burası Çollu tarihi evin dışı efendim, bahçesi güzelce. Tarihi Çollu evimiz saat 16'ya kadar açıktır. Tarihi Çollu evinin eşyalar efendim. Burası hepsi Osmanlı İmparatorluğu'nda kalanlar. 1900 yıllarda kalan eşyalar, resimler, film makineleri, gözlükler. Biliyorsunuz geçmiş hepimizin ve Türk milletin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği demektir. Bu da Çollu Tarihi Evin ilk orijinal hali efendim. Bu da tarihi evimizin mutfak hali efendim burası. O zaman kullanılan mutfak eşyalar efendim. Üstünde eşyaların Türkçe açıklamaları var efendim. Çevre yapılmasın değil mi? Doğru. Evet. Yani burası da lavabo efendim. Duş olan yer. Burada da tarihi eserlerimiz var efendim. Çollu ilçemizde bulunan. Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'mizin milli paraları efendim. Bu da o zamanın gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi. 1941'ler efendim. Bu da odalarının birindeyiz efendim. Burası da büyük ihtimalle ev halkının oturduğu oda efendim. Burası da balkona çıkan yer. Burası da ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturma ve çalışma odası efendim burası. Daktilosu, kitabı, radyosu efendim. Burada tavlası. İlaveten o zamanki gazetesi ve daktilosu efendim ve telefonu. Bu da o zamanki kullandığı ev aletleri efendim. Burası da ikinci kat efendim. Koridor ve yemek masası ve oturma masası burası efendim. Burası da misafirler için oturma odası efendim. Yine tarihi ev eşyaları var efendim. Televizyonlar, pick-up'lar, plaklar efendim. Tarihi eşyalar ve dekorasyonlar. Bunlar da masaüstü süsler. Bu da mutfak şeyler efendim. Burası da evin hanımının kullandığı, el işi yaptığı ve terzilik yaptığı oda efendim burası. Burası da efendim yatak odası. Çocuklar için beşik ve çocuklar şey efendim sandık. Burada aynamız var. Burada dolabımız var efendim. O zamanki tarihinin giyim eşyaları efendim. Burada ayakkabılarımız var güzelce. Bunlar hep o döneminde kullanılan ev eşyaları efendim.
Arkadaşlar el ilimizin, el ilçemizin, el mahallenin şehitlikleri, tarihi evler, anıtlar, büstler, heykeller var efendim. Onları temiz tutalım ve güzelce muhafaza edelim ve bunları bol bol gezelim, dolaşalım efendim. Ve Çorlu'da da çok sürpriz yerler var efendim. Gezilecek çok sürpriz yerler var. Herkesi Tekirdağ ilimizin Çorlu ilçesine bekliyoruz efendim. Kırmızı Elma, Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız sizler için hep beraber gezmeye, dolaşmaya, araştırmaya devam ediyoruz. Siz de bizleri izlemeyi unutmayınız. İlaveten abone olmayı unutmayınız. Abone olunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. İlginize, güler nezaketinize teşekkür ederiz. İyi günler. Burası tarihi Çorlu evimizin dışarısı, bahçesi benim. Bunlar gerçek, birebir orijinal. Bu sırada da tarihi Çorlu evimizdeki görevli arkadaşımız Mustafa kardeşimiz bize çok iyi ilgi gösterdi. Güler yüzlü bir beyefendi. Onun güler yüzü nezaketine, yüreğine teşekkür ederiz. Çorlu'dan herkese sevgiler, saygılar. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kırmızı Elma 05 gezmeye, dolaştırmaya, araştırmaya devam ediyor. Bugün Tekirdağ ilimizin incisi olan, küçük İstanbul olan Çorlu ilçesindeyiz efendim. Burası Avuzlar mevkii olan Çoban Çeşme Mahallesi'nin olduğu yerdeyiz efendim. Cumhuriyet Parkı'ndayız efendim. Bu Cumhuriyet Parkımız çok geniş parkımız efendim. Çok güzel. Her türlü sporlara, eğlenceye, zevklere hitap eden çok özel bir yer. Yeşil alan çok büyük. Yaklaşık 15-20 dönüm arazinin üzerinde, çok güzel. Yazın buralarda şenlikler ve festivaller yapıyor. Tüm Çorlu'nun buluştuğu yerlerden biridir. Bundan başka göl parkımız var. Diğer özel yerlerimiz var efendim. Parkımız içindeki Selali efendim. Burası yazın özellikle çok güzel ışıklandırmalar oluyor efendim. Çok güzel sık sölenleri oluyor efendim. Burada güzel kafeler var efendim. İlaveten güzel kameleler var. İnsanlar gelip burada oturup muhabbet ediyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ayrıca burada güzel ikramlar var, özel lezzetler var efendim. Cumhuriyet Parkımızda oyun sahaları var efendim. Oyun çocuklar için var, büyükler için var. İlaveten lunaparklarımız var efendim. Ayrıca kafe 23'ümüz var efendim. Yine buralarda özel lezzetlerimiz var efendim. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ay Yıldızı Türk Bayrağımız efendim. Romantik kış gününden efendim. Burası da Cumhuriyet Parkımızın tam ortası efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi efendim. Burası da yaşayan çınarlarımız efendim. Burada çok değişik etkinlikler oluyor. Bir başka bir videoda burasını çok özel bir video olarak çekeceğiz efendim. Burada bisiklet yolları var, yürüyüş yolları var. Özellikle bisikletler için çok güzel durak yapmışlar. Çocuk parkımız efendim. Burada bolca çocuk parkları var efendim. Burası da Çorlu parkımızın, Cumhuriyet parkımızın havuzu efendim. Ve şöyle bir şey yapacağız. Yazın tekrar burası için çok özel bir video çekeceğiz efendim. Yazın burası çok canlı bir yer. Çok güzel bir yer. Bugünlük tadımlık. Gelenler için böyle çok güzel oturma yerleri var. İlaveten böyle var. Ayrıca kamelyalarımız var. Her gelen rahatlıkla rahat edebiliriz. Karşımızda da engelli vatandaşlarımız var efendim. Yürüme bantını güzelce yürüyorlar. Burası her türlü insanlara hizmet eden çok özel Cumhuriyet Parkı efendim. Herkesi gönül rahatlığıyla buraya bekliyoruz. 7-24 saat. Arkadaşlar hep diyoruz. Parklarımızı, Atatürk evlerimizi, müzelerimizi, anıtlarımızı ve şehitlerimizi her zaman tertemiz tutmalıyız. Ve her zaman buralara geldiğimiz zaman çok titiz olmak zorundayız. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Zürafa. Hayvanımız çok özel, dostlarımız, spor aletlerimiz, yürüme yolu efendim. Yaklaşık 3,5-4 kilometre etrafında yürüyerek dolaşabiliyoruz ve spor yapabiliyoruz efendim. Tüm illerimize, ilçelerimize, köylerimize, kasabamıza böyle güzel spor ve eğlence dolu parklar istiyoruz efendim. Evet arkadaşlar,
Evet arkadaş, ilk defa bir park içinde hayvanlarımız için, dostlarım için çok özel bir park yapmışlar. Güvenliklik var. Hem gelen için çok güzel, hem de dışarıda gezenler için çok güzel bir yer. Gerçekten bu şekilde Cumhuriyet Parkımızın içindeki olan Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu şeye teşekkür ediyorum efendim. Burası köpeklerin eğitim alanları efendim. Çok güzel bir yer. Etrafı tellerle çevrilmiş. Can güvenliği alınmış. Herkes için çok güzel bir yer. Burada dostlarımızın güzelce oynayacağı, eğitim alacağı çok güzel aletler var efendim. Çok güzel. Burası da kapalı. Gerçekten çok beğendim. Tüm büyükşehir belediyelerin ve ilçe belediyelerin parklarda böyle alan istiyoruz efendim. Bak, hayvanlarımız, dostlarımız çok güzel oynuyorlar. Köpeklerimiz. Evet. Evet arkadaşlar, çok güzel. Hayvan olanlar için çok güzel. İlaveten de buraya eğlenmeye, gezmeye, dolaşmaya gelen insanlar için çok güzel bir can güvenliği var efendim. Bu dostlarımız da kamerayı çok sevdiler. Çok güzel. Burada genç bir delikanlı kardeşimiz var. İki tane güzel köpeği var, hayvanı var. Ondan güzelce oynuyorlar, eğitim yapıyorlar. Çok güzel. Vallahi gerçekten buraya aşık oldum. Bunu düşünen ve dostlarımıza saygı gösteren Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ayrıca diğer belediyelerden ve ilçe belediyelerden böyle güzel hayvanlarımız için oyun alanları ve sığınakları istiyoruz parklar için efendim. Çok güzel, gerçekten çok hoşuma gitti ve aşık oldum buraya. Gördüğünüz gibi tüm güvenlik önlemler alınmış, telleyle kaplanmış efendim. Kimse rahatsız etmiyor. Gerçekten şey. Ve bununla ilgili çok güzel kampanyalar başlatacağız efendim. Bu çektiğim video benim için çok güzel bir örnek olacak. Ayrıca bulunduğumuz yerde bisikletlerin ve buraya gelen insanların spor yaptığı, yürüyüş yaptığı yürüyüş ve bisiklet parkuru efendim çok güzel. Ve burada da çok güzel aletler var. Özellikle hayvanlarımız, dostlarımız çok güzel oynuyorlar. Sahipleriyle beraber. Burada emeğe geçen tüm herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çünkü dostlar bizim en sadık canlı dostlarımızdır efendim. Biz nereye gidersek onlar bizlerle gelendir efendim. Teşekkürler.